kalitesi ve ilaç olmadan doğal yollarla yetiştirilmesi nedeniyle dünyada sayılı bir yere sahip olan Mut Zeytini'ni tanıtmak ve marka değeri yaratmak adına bu yıl dördüncü kez düzenlenen Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu yapılan bir törenle başladı. Açılış gününde konuşma yapan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Mut zeytininin çok özel bir zeytin türü olduğunu söylerken, sağlık açısından da son derece faydalı bir besin olduğuna değindi. Değerli hemşerilerim, tabii Mut zeytininin özellikle Türkiye'de ve dünyada ayrı bir yeri var. Mut zeytini coğrafi iklimden dolayı dünyada bir numara, bunu bilmenizi istiyorum. Bunun üzerine vurgu yaparak bu yoldan ilerlememiz lazım. İklimin verdiği avantajla asidi en düşük, damak aroması en yüksek ve ilaç atılmadan Türkiye'de tarımın yapıldığı tek ilçeyiz. Onun için 21. yüzyılın modern dünyanın insan üzerine, sağlık üzerine verdiği önemde Mut ilçesi başkentliğini yapıyor. Biz Türkiye'nin zeytinde ve yağda başkentiyiz, öyle kalacaktır. Sempozyumda açık arttırmayla bir de özel üretim zeytinyağı satışı oldu. Evet. Geldi. Kestel İnşaat teklifini 20 bine olarak güncelledi. 20 bin alkışlıyoruz. Satıyorum. Sattım. Sempozyumun onur konuğu kardiyolog cerrah Profesör Doktor Canan Karatay, Türkiye'de zeytin üretiminin gün geçtikçe azaldığını, Marmara Birlik gibi büyük zeytin üreticilerinin bittiğini dile getirdi. Ve buradaki bu kadar değerli Sayın Kaymakam Bey ve Sayın Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız gayet büyük eforlarla bunu anlatmaya çalıştılar. Yani Mut'un zeytini hakikaten dünyanın en önemli zeytini. Çünkü ilaçlama yapılmıyor. Benden önceki konuşmacılar gayet güzel söylediler. Çünkü ilaçlama yapılmıyor. Çünkü coğrafi şey alındığı için çok memnun oldum. Yani Marmara Birlik bitmiş artık. Haberiniz olsun. Marmara'da zeytin kalmadı. Beton ağaçlar dikildi Marmara'da, Gemlik'te, Ayvalık'ta, Edremit'te. Ben Marmara bölgesinden geliyorum. Zeytinburnu diye semt var. Yalnız adlarımız var, o kadar. Apartmanlar, Zeytinburnu. Ben çocukken İstanbul'da Gemli'ye kadar, Gemli'ye değil Tuzla'ya kadar gelirken zeytinliklerin arasından arabayla geçer giderdik. Hiçbiri kalmadı. Onun için dikkatinizi çekiyorum. Betonlaşma zeytini de öldürüyor, zeytinyağı da öldürüyor. Tabii ki geleceğimizi öldürüyor. Karatay konuşmasında zeytin ve zeytinyağı tüketiminin önemine de değindi. Zeytinyağı dünyanın en önemli antioksidanıdır. Zeytinyağıyla Hipokrat milattan önce 5. yüzyılda mide ülserini tedavi etmiştir. Zeytinyağı ile Hipokrat milattan önce 5. yüzyılda kolerayı tedavi etmiştir. Kolera. En büyük salgındır biliyorsunuz. Orta çağda, ilk çağlarda bir geldi mi binlerce kişi gider kolerayı. Çünkü neden? İçinde mikropları öldüren maddeler var, asitler var. İçinde virüsleri öldüren asitler var. Zeytinyağı, soğuk sıkımdan bahsediyoruz. Tahşiş olmamasından bahsediyoruz tabii ki. İyi saklanmasından bahsediyoruz. Konuşmaların ardından Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz tarafından Karatay'a çiçek takdim edildi. Buyurun başkanım.